Merhaba sevgili dostlar. Diyen ne güzel demiş. Hem de kaç yıl önce söylemiş. Bir süre geçmiş aradan maçlar başlamış. Takımlar forma giyerek sahaya çıkıyorlar. O günün koşulları içinde sonra bakmış tribünden. Hani benden bile yaşlı bir tribünde futbol aşığı bakmış maça. Bir Galatasaray'a bakmış. İki yıl büyük Fenerbahçe'den daha önce kurulmuş. Bir de Galatasaray'a, bir Fener'e bakmış. Vallahi demiş, oyunda başlamış. Golleri hiç oralı olmuyor. Dönmüş yanındakine. Çok güzel bir şey ya. Artık Türkiye'de bu futbol. Fenerbahçe'siz Galatasaray olmaz, Galatasaray'sız Fenerbahçe olmaz demiş. Beşiktaşlı kardeşlerimize hemen sevgilerimizi yollayalım. Beşiktaş'ın daha evvel jimnastik kulübü olarak kurulmuş olduğu gerçeği var. Ama futbol maçı olarak onlar Fener'le Galatasaray ilk defa oynadığı için böyle bir söz söylenmiş. Miş diyorum. Orada olup da yanımızda olan kimse yok. Yazmışlar, çizmişler, bir yerlerden okuyoruz. Ama bir yerlerden okurken ben bu arada bu programın bugünkü çok önemli gündeki ezeli rekabetin yıllar geçmiş üstünden torunların torunları gelmiş oynuyorlar şimdi. Ama dedik ki bugünkü programı nasıl yapalım? Kimi konuk davet edelim? Düşündük. Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların hepsinin aynı ölçüde, aynı büyüklükte sevdiği, daha önemlisi saydığı iki isim. Türk milli takımında da kaptanlık yapmışlar, kendi kulüplerinde de. Futbolu oynarken bu iki beyefendi futbolcu tekmeyi sadece topa vurmuşlar, rakiplerine değil. Gerek Türk futbolu demiyorum, dünya futbolunda sorarlarsa bana, vallahi daha başkaları var, haklarını yemeyelim. Ama bugünkü iki konuğumuz, bu program bir konuklu oluyordu. Ama iki konuklu olur çünkü Fenerbahçe'li Galatasaray'ı birbirinden ayırmayalım dedik. Bu büyük maçın gününde dedik ki gelsin, kimler gelsin? Cüneyt Beyefendi gelsin, Oğuz Beyefendi. Ya da kitap yazılışıyla Cüneyt Tanman gelsin, Oğuz Çetin gelsin. Bana sorarsanız sevgili Cüneyt oğlumla sevgili Oğuz oğlum gelsin. Çünkü onlar futbolda nasıl güzel gol atıldığını ya da karşı takımın ataklarının, gollük ataklarının nasıl çevrildiğini genç kuşaklara anlattılar, gösterdiler, oynadılar gerek kendi takımlarına gerek milli takımda. Ama onun ötesinde sporda efendiliği, beyefendiliği de hani tescillediler derler, mühürlediler ve örnek oldular. Böyle iki büyük, güzel, zarif konukla programı açtığım için çok mutluyum, gururluyum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Halit abi. Çok şimdi dur yaşça. Yaşça ben büyüğüm. Biraz. Ya biraz yaşça değil. Büyüğüm deyip de benim yanımda herkes genç Türkiye'de. Ciddi büyüğüm ben herhalde. Ciddi büyüğüm. Cüneyt abi benim kaptanlığımı evet. Yapmış kaptan... bir kişidir. O bizim abimiz. İlk nerede tanıştınızdı? İlk tabii yani. Ki karşılıklı oynadığımız maçlarda. Muhtemeliniz maçlarda. Sonra milli takımda da Cüneyt abi kaptanlığımızı yaptı. Şimdi efendim Cüneyt Tanman Galatasaray'a altyapıdan yetişiyor. Bir sene Giresunspor'da kiralık böyle yetişsin diye oynuyor. Sonra Ayıldızlı formaya yükseliyor. 17 kez. A milli takım. Ama daha önce işte gençleri de var. Toplam evet. 30. Ve o sıralarda yani uzun yıllar şöyle bir ünvan da en çok Galatasaray forması giyen, Galatasaray'ın sarı kırmızı formasını en çok giyen futbolcu 342 lig maçı. Daha başka maçlar da var tabii öbürleri. Çok büyük bir rakam. Mutlaka büyük rakam da çok farkında değildim aslında. Tam kırıldığı, Bülent Korkmaz'ın kırdığı gün ben ancak Bülent farkına varabildim. Evet, evet. Bülent Korkmaz da çek sevgilerimizi yolluyoruz. O bu rekoru kırıyor. Galatasaray formasıyla ilk oynadığım maçta da İzmir Altay'a golü atmışsın. Bendeki notlar böyle. 76-77'den itibaren de Galatasaray'da kaptan oynuyor, kaptan ve ondan sonra goller peş peşe geliyor. Ve ilk
golünü de ligde, 84-85 liginde Fenerbahçe Galatasaray maçında bir golün var. 2-2 bitiyor maç. Doğru mu bu notlar? Doğru, doğru. Fenerbahçe'ye iki golüm var. İlki 85-86. Evet. Şimdi 1988'de Fenerbahçe'ye geliyor ve hemen A milli oluyor. Fenerbahçe'yi şampiyon yapan golleri 1996'da Oğuz Çetin atıyor. Sonra 88-96, o uzun yıllar. Arada yahut sonra İstanbulspor, Adanaspor formaları falan var. Fenerbahçe'ye geldiği ilk yıl 88-89 mevsiminde şampiyonluk sevincini, gururunu taşıyor ve o ligde de tam 10 gol atıyor. Sonra geç başlıyor goller, goller, goller. Türkiye Kupası'nda 5 golün, Avrupa Kupalarında golün var. 70 kez milli oluyorsun, A milli. Ve 4 golün var. Galatasaray'a da 1989'da ki maçta gol atıyorsun, senin gol attığın maçta berabere bitiyor. Fakat 1993'te Fenerbahçe 2-0 yeniyor. İki golden biri Oğuz'dan. Şimdi bu iki kaptan, iki büyük oyuncuyla bu geceki maça örnek olmaları dileğiyle diyoruz ki, şimdi yaşça büyük Cüneyt'ten başça, Galatasaray'da 2 yaş büyük zaten tarihte. Evet Cüneyt Tanman, Galatasaray deyince nasıl anlatırsın o büyük sevgini? Nasıl anlatırım? Aslında ailemden sonra tanıştığım, futbolda tanıştığım ailem benim. Nasıl Galatasaraylı oldun? Nasıl Galatasaraylı oldum? Çınar Otel vardır Yeşilköy'de. Evet. Onun önünde top oynardık. Yani çok küçüktüm ilkokul çağlarında. Galatasaray futbol takımı da orada kampa girerdi. Yani senin futbol aşkın Bakırköy'de yahut... Bakırköy'ün Yeşilyurt, Yeşilyurt semtinde evet. Başladı. Zaten mahallede oynardık ama... Ailede peki örnek aldığın bir, ben de onun gibi olayım falan dediğin? Daha önce Taceddin diye benim teyzemin oğlu vardı. O da futbol oynamıştı. Evet. Fenerbahçe genç takımı, Bursa Spor. Sonra Galatasaray'a evet. Gelmişti. Taceddin abi vardı ama örnek aldığım açıkçası ailede daha fazla sporcu yoktu. Orada top oynuyordum. Daha önce basketbol, yüzme ve diğer sporlarla da uğraşıyordum. Ama Galatasaray'la abilerime işte imzalar alıyorduk. O arada top oynarken... İlk böyle bakıp da ah şunun gibi ben bu formayı giyip oynasam dediğin ilk abilerden kimler vardı? Abilerden şunlar vardı ve sonra da beraber oynadık onlarla aslında. Gökmen abiler, Yasin abiler, işte Muzaffer abi, Büyük Mehmetler, o Çınar Oteli'nde kampa girerlerdi onlar. Biz onlardan imza alırdık. Onlar da bizi top oynarken seyrederlerdi. O sayede beni Galatasaray'a getirdiler. Tuncay Muzaffer abi de Muzaffer de Türk sporunda pek çok gence örnek olmuş. Çok çok. Niye aynı efendilik, beyefendilik? Savunma adamları biraz sert olur. Bu bir gerçek bütün dünyada. Ama Muzaffer sertliği sertlik olarak yapan, faul olarak, kabalık olarak yapmayan çok sevdiğimiz bir evlat, kardeşimiz, arkadaşımız. Çok, çok disiplinli, gerçek profesyoneldi gerçekten. Yani futbol zaten sert bir oyun aslında. Aile ama hiç hayır top oynama ayakkabıların şey oluyor falan dedi mi demedi mi? Derdi tabii yani babam özellikle çok disiplinliydi ve okula engel olabilecek diye. Yani eğer okulu aksatırsam diye sıkıntı çekmişti ama bir söz verdim. Liseyi de bitirdim, üniversiteyi de bitirdim. Ona hangi verdiğim sözü de tutmuş oldum. Da üniversitede? İşletme fakültesi. İşletmeyi bitirdin, evet. Yani tabii futbol oynarken çok zor geçiyor. Özellikle profesyonel olduktan sonra. İlk Galatasaray formasını giydiğin gün? Aslında ben daha erken de giydim. Ama biraz hani fasulyeden derler ya. O şekilde giydim. Brian Birch vardı. Evet. Genç takımdan zaman zaman bizleri alır oynatırdı. Mesela Fatih Terim Adana Demirspor'dayken bir İnönü stadında Adana Demirspor'a karşı bir maçım var. 1-0 yenilmiştik. O tabii beni çok üzmüştü. Genç takımdan çıktığım. Genç takımdan geri geliyorsun, yeniliyorsun. Bir de Altay'la oynamıştık. Altay'ı da 1-0 yenmiştik şeyde, İzmir'de. O maçta da oynadım. Büyük Mustafa da Altay'ın kaptanıydı. O maçlar biraz böyle fasulyeden oynadım ama işte buradaki istatistiklerdeki rakamların öncesine dayanan maçlardı. Peki Oğuz Çetin, şimdi Fenerbahçeliler yerinde doğruldu. Nasıl oldu sarı lacivertli formayı giymen? Futbola nasıl başladın şimdi? Aynı şekilde soru. Tabii şimdi benim diğer tüm arkadaşlarıma göre daha şanslıydım ben. Çünkü babam profesyonel bir futbolcuydu. Özellikle
58-62 yılları evet. arasında Gençler Birliği'nde oynamış, ligde yer almış bir oyuncuydu. Spordan, futboldan gelen biri olduğu için onun ciddi bana katkıları oldu. Tabii. Baban neydi? Baban yani hangi takımdan kim derlerdi babana yani? Ya, o Zeynellerin, Selçukların olduğu dönemde Gençler Birliği'nde var olan biri. Daha sonra Sakarya'da oynamış. Fazla da uzun sürmemiş futbol hayatı ama bayağı da önemli bir futbolcuymuş. Evet. Babam tabii ki ciddi... Adını ne? Nihat Çetin. Nihat Çetin, evet. Babam Fenerbahçeli. Peki o neden Fenerbahçeli olmuş mesela? O futbolu bildi bileli kendini demek Fenerbahçe'de de kabul etmek lazım. Hep ciddi yıldız oyuncular vardı. Yani o hep zaman. Öyleydi. Hep yıldız, öne çıkmış isimler vardı. Babam da Can abiyi çok severdi. Can Bartu'yu çok Can sever. Bartu. Bizim çocukluğumuz böyle geçti. Fenerlilikle geçti. Fener konuşulurdu. Bizde de amca yeğen isimleri Can Bartu'yu oluşturuyor. Abimin ismi Can'dır. Evet. Babam Can koymuştur. Ben de oğlumun adını Bartu koydum. Yani bizim ailede Can Bartu vardır. Fener'e karşı her zaman sempatimiz vardı. Sonra sen futbol formasını giyip ciddi oynadığın ilk takım? Ben Almanya'da küçük yaşta futbola başladım. 15 yaşında... Almanya'da bulunma nedeniniz çalışma? Evet, babam ticaret yapıyordu Almanya'da. O şekilde, evet. O dönemde bir dönem Almanya'da bulundum. 6 yıl ve altyapım oradadır. Hangi kulüpteydin? Augsburg'daydık. Münih'e yakın, evet. Augsburg'daydık. Döndükten sonra okulu ihmal etmemek kaydıyla birinci şartımız okuldu. Evet. Ki ben de Cüneyt abi gibi İTÜ inşaatı bitirdim. İnşaat mühendisliğini bitirdim. Evet. İşte şimdi gençler bakın Türk futbolunda çok büyük iki isim. Ama bu futbolun büyüklüğünü oynarken üniversitelerini, yüksek tahsillerini ihmal etmiyorlar. Yani bir spor altın bileziği var, bir de meslek altın bileziği olarak bunu da sizi zaten bugünkü konuma getiren de biraz da bunlar tabii. Biraz değil, çokça hatta. Evet, devam et. Sakaryaspor'da A takıma yükselip 7 yıl Sakaryaspor'da oynadım ama bu süreçte hep Fenerbahçe'den ve diğer kulüplerden transfer teklifi geliyordu bana. Her zaman babam Fenerbahçe'yi öne çıkardı. 86 yılında ciddi şekilde görüşmeler oldu ama 88 yılında Fenerbahçe'ye gelmem nasip oldu. Ama ikiniz de hani büyük transferler gazetelerde böyle manşet. Bana şimdi ismi lazım değil, bir arkadaş genç sizin yani o zaman gençti bizim kardeşimiz falan geldiydi bana. Dedi ki bir gün vallahi abi gazeteler falan çıkıyor ya dedi. Ya bir okudum dedi, Avrupa'da futbolcular neler alıyorlarmış ya dedi. Biz 150 liraya 180 liraya oynayarak başladık bu işlere dedi. Sizin o bakımdan sizin de önce o formayı giymek aşkınız vardı. Yani futbol tabii, aşkınız kesinlikle, kulüp aşkına tabii, da dönüşmüştü. Tabii kesinlikle. Ama ben bu 150 verirse ona giderim, 500 ona giderim sizin için bir şey ifade etmiyordu. Yok kesinlikle. Hele o tarihlerde para yani bu kadar önemli değildi tabii. Yani son yıllarda biraz Oğuz yani paranın daha yoğunlaştığı. O biraz daha ama işte seninkinde daha da yok. Özel televizyonların başladığı, pastanın yani ekonomik büyüklüğün başladığı dönemleri biraz yakalar gibi oldu. Ama bizim dönemde tabii daha mütevazi rakamlar vardı. Peki Galatasaray'a geldiğinde Galatasaray formasını giyeceğim, birincilikte çıkıp oynayacaksın. O maçın olduğu günü pazar diyelim. O cumartesi gecesi yattığın zaman uyuyabildin mi? Tabii uyuyamazdık ama şunu belirtelim genç arkadaşlara da. Yani herkes bir anda Galatasaray A takımında oynamıyor veya Fenerbahçe'de oynamıyor. Bunun bir altyapısı var. Yani biz 13-14 yaşlarında genç takımda olaya başladık. Ciddi bir futbol eğitimi gördük ve ondan sonra belirli aşamalardan sonra Galatasaray A takımında oynadık. Yani tabii o dönemde biraz heyecanınızı atmayı başarabiliyorsunuz. Ama tabii kolay işler değil. Bir, bunun altyapısı var. Öncesi var yani. Ciddi bir ama emek veriliyor. Ama Oğuz Bülent ölçüde katılıyor. Kesinlikle ama ben daha şanslıydım. Çünkü benim 7 senelik bir Sakaryaspor tecrübem olduğu için ben 25 yaşında geldim Fenerbahçe'ye. Işte yani. Gelişmiştim artık, biraz. Hem kişilik olarak hem futbol... oyunum artık oturmuştu. Daha sağlam, daha kararlı. Onun için... Peki futbol oynadığın sırada karşısında oynamaktan en çekindiğin
Yani bunu ben geçemem Çalım'la falan diye korktuğun isim var mıydı ya, isimler? Yani onlar benim için ciddi rakip dediklerin. Ya aslında benim şöyle bir şanssızlığım var. 19 sene ben profesyonel futbolculuk hayatım evet. oldu. Yani abartmıyorum ama bunun bir 14 senesi hep birebir markaj altında geçti. Ha. O dönemde antrenörler işte Oğuz'a yakın oyna, oynatma, sen gol de oynama attırma, pas vermesin tarzında geçtiği için ben saha içerisinde çok ciddi mücadeleler verirdim. Rakipten kurtulmak, evet. topla buluşmak, dönmek gibi. Beni en çok zorlayan Galatasaray'a karşı oynadığımız bir maç vardı ama zemin de o kadar ağırdı ki direkt Evren'i bana vermişlerdi. Bir dönem Evren oynadı. Evet, ki evet, o da evet. markacı değildir aslında. Değildir ama yani o dönem çok güçlüydü. Evet, evet. Zemin çok ağır. Bileğe kadar çamur, rakip yakın oynuyor, sert oynuyor. Ondan kurtulmak bir de sana çok da zor. Ters geldi herhalde. Yani ters de geldi. Ters geldi o maçı hiç unutmam. O maç zor geçti. Senin unutamadığın bu şekilde Galatasaraylı mı? Benim çok var tabii. Yani Fenerbahçe ile ben aşağı yukarı işte 75-76'larda profesyonel olarak başladığım için Fenerbahçe ile çok maç oynadık ve bütün hatıralarım, yani pozitif negatif bütün hatıralarım Fenerbahçe maçları. Zaten peki en çekindiğin karşıda, bak bunu kaçırırsan bu gider gole atar. Oynadığımız dönemde Fenerbahçe'nin iki tane çok önemli forvet oyuncusu vardı. Bunların bir tanesi Cemil Turan'dır. Kesin. Cemil abidir. Cemil tartışılmaz. İkincisi de Rıdvan Dilmen'dir. Benim hani karşılarımda oynarken gerçekten çok çekindiğim iki tabii, oyuncudur. Tabii. Türkiye'de oynadığın devrende böyle baktın. Ah şundan şu da bizim takımda olsa dediğin. Çünkü o zaman tık diye gelenin. Yanımda oturuyor. Biri yanında oturuyor. Biri yanında oturuyor. Biri. Gerçekten çok yetenekliydi. Biraz evvel attığı golleri anlattınız ama Oğuz'un attığı gollerden çok asistleri tabii çok önemlidir. Aa. Yani Rıdvan. Bir de çok sakin, bir şey yokmuş gibi böyle evet, gayet evet, yumuşacık evet, gider. Karşısına evet. gider ki ben şimdi atları alırım topu bundan der. Evet. Alır o tık der, pası verir oraya. Pası verir, aralara çok iyi pas atar, rakip defansın arkasına çok iyi paslar atar. Yani sen de Oğuz, mesela cüsseli falan olmana rağmen açık söyleyeyim faulsüz, yani faul yapmamanın sırrını elde etmiş insanlardır. Evet. Samimi söyleyeyim gençler, yani örnek alacaksanız işte örnek alacağınız iki en güzel örnek onun için. Peki şimdi şöyle bir şey. Senin unutamadığın ya bak şu golle şu golde sen de düşün. Unutamadığımız maçlar var, birçok maç var ama evet. gol olarak Hayrettin'e atmış olduğum, uzaktan atmış olduğum bir gol var benim. Kaç maçı aldım, bir 25 metreden falan atmıştım. Ama çok, herhalde ben bıraktıktan sonra yok, mı? Yok siz yoktunuz orada. 91'den peki sen, sonra senin herhalde. Benim bir Ankara'da bir maçtı. Çok uzaktan attım ve milli takıma seçilmiştim o tarihte. Çok o gol çok önemliydi. Hakikaten ben de çok uzaktan attım. Yani orta sahada topu peki, kazandım, biraz sürdüm, vurdum, gol oldu. Unutamadığın senin için en mutsuz Fenerbahçe Galatasaray maçı. Eyvah, önce eyvah, tatsızını soruyorum. Ah, o maç varsa 3 gün uyumadım diyebileceksin. O tarz çok maç var. Ama şu anda böyle pat diye bir hatırına gelen. 4-1'den 4-4 var. 3-0'dan. Ha 4-1'den 4-4. Evet yani Ali Sami Yen'de oynuyoruz. 4-1 galibiz ve maç 4-4 bitiyor. Hatta yani bir golü de kaçırıyorlar, belki 5-4 olur. Peki tersine çeviriyorum. Mutlu olarak en unutamadığın. En unutamadığım. Çünkü Fenerbahçe maçları çok önemli. Fenerbahçe yani. Fenerbahçe soruyorum zaten. Bizim evet. için de ben futbolu bırakırken, çünkü Fenerbahçe ile çok ciddi maçlarımız ve sıkıntılı maçlarımız da oldu. Evet. Ama son futbolu noktalayacağım 91 yılın Nisan veya Mayıs ayında evet. 4-1 yenerek bıraktık. O maç benim için hani güzel anlatabileceğim son maçım. Hemen Oğuz Çetin diyor ki, bu konuda çok rahat. Önce hani üzüldüğün, en üzüldüğün Fener Galatasaray maçı. Üzüldüğümüz içeride 4-1'lik bir yenilgimiz olmuştu Galatasaray'a karşı. Orada çok düşük bir performans göstermiştik. Ama onun yanında Ali Sami Yen'de 4-1'lik maçta oynamış mıydı 91 yılında? Belki hatırlamayabilirsin. Rıdvan'ın sakatlandığı maçtı galiba. Yani üzücü bir olay da olmuştu evet. tabii. Ama benim daha çok güzellikleri senin, hatırlıyorum. Peki mutlu olduğun, sevindiğin? 3-0'dan 4-3 yendiğimiz maç. Başbakanlık kupası 2-0'dan 3-2. Evet. Hatta en önemlilerinden birisi de Zigmoğlu Muk'tan 7 gol yemiştik. Dönüşünde Galatasaray maçı Ali Sami Yen'de 1-0 almıştık. Ajansın attı. Aykut'a çok güzel bir asist yapmıştım. Aykut'a mükemmel bir gol siz atmıştı. Siz Aykut'la zaten çok iyi anlaşıyordunuz. Önce bir soru sorayım.
bugünkü Galatasaray sizin oynadığınız döneme nazaran elbette genel bir ilerleme var ama yani bugün Galatasaray Fenerbahçe'nin karşısında lider falan ama şu anda senin gözünle bu akşamki maçın kesin tek favorisi mi? Bu maçlarda kesin tek favori olmaz. Heh. Bunu çok net olarak söyleyelim. Fair play çok önemli. Özellikle son yıllarda çok ihtiyacımız var. Hakikaten son yıllarda tatsız. Çünkü rekabetin çok tatsız boyutlara ulaştığı bir süreç yaşanıyor. Onun için fair play'in bence çok önemi var. O çerçevede baktığım zaman Galatasaray bu yıl Kadıköy'de çünkü Fenerbahçe'nin ciddi bir üstünlüğü var. Evet, ama bu yıl Kadıköy'e yani biraz daha eli güçlü gidiyor. Çünkü oynayan oyuncular sadece teknik özellikleri değil. Yani mücadele ve karakterli oyuncular. Yani sahanın içinde belirli baskılara göğüs gerebilecek oyuncular. Onun için ben Galatasaray'ı bu yıl biraz daha şanslı görüyorum. Yani Fenerbahçe'nin yenilmezlik unvanını bu gece bu statta Galatasaray alabilir. Alabilir. Ayrıca Fenerbahçe'nin de tabii çok ihtiyacı olmasından dolayı biraz stresli olabilir. Yani tabii insan bu durumda olduğu zaman daha şeyli olur. Futbolcu olarak da söylüyorsun. Evet. Ama bunların hepsi tabii varsayım. Yani maç öncesi. Varsayımı bakalım bir de eski Fenerbahçe kaptanından öğrenelim şimdi. Şimdi öncelikle biz futbol hayatımızda tribünlerin %50-50 dolduğu günleri biliyoruz. Onları yaşadık. Evet. Çok güzel günlerdi. Bugün ihtiyacımız olan tekrar o günleri hatırlamak ve gerçekten o şekilde yaşamak. Bu maçlarda psikoloji çok önemli. Bence en önemlisi iki takımın 11-11 maçı tamamlaması. Bunu yapamadıkları takdirde çok büyük dezavantaj yaşarlar. Tabii. Galatasaray bu sene çok organize bir takım. Taşlar yerine oturmuş ve her bir oyuncu kendi mevkinde ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor. Evet. O açıdan ciddi bir şansları var. Evet. Ama bence psikoloji öne çıkacaktır. Fenerbahçe çok isteyecektir. Ve potansiyeli de var Fenerbahçe'nin. Ben de bu maçta Fenerbahçe'yi küçük bir adımda olsa bir adım Galatasaray'ın önünde görüyorum. Yani hem ev sahipliği avantajı tabii, hem de İhtiyacı şöyle bir şey. Yani Galatasaray puan kaybetse de şampiyon olma şansı tabii var ki bu sene. Evet, evet. Şimdi her şey puana dayanmıyor bugün. Tabii. Ama maçlarda eğer ben idare edeyim işte beraberliğe veya kaybetsem de ne oluyor diyor. Öyle bir rahatlıkla çıktığınızda sıkıntı yaşarsınız. Yani biraz gerginlik iyidir aslında ama fazlası zarardır. Kafanızdan şöyle düşünüp ya bugünkü maç bizim için en iyi şöyle olur, en kötü böyle olur diye rakamlı tahmin geçiyor mu kafanızdan? Gollü bir maç olabilir. Gollü mü olabilir? Gollü bir maç olabilir. Sen ne diyorsun? Çünkü tarafların kayıp, yani özellikle Fenerbahçe'nin kaybedecek çok şeyi var. Var onun o bakımdan için. Ben de yani hem Galatasaray'da gol ayakları çok fazla. Bunlar hem maç içinde gol atabiliyor hem duran toplardan atabiliyorlar. Yani böyle farklı hani 5-2, 4-3 artık bilmiyorum çok gollü bir maç mı olur diyorsun sen? İşte maçın başında yani estantane olaylar çok değiştirebilir. Yani bir kişi eksik kalabilmesi, işte hani çalınacak çok fauller. Çok büyük bir fark olmaz. Yani mesela 4-1, 5-1, 5-2 değil de bence gol olursa kopabilir. Yani karşılıklı gol goller olur diye düşünüyorum. Türk futbolunda Galatasaray, Fenerbahçe isimleri çok büyük. Çok daha büyük isimler var. Hepsine de selam saygı yolluyoruz ama bugün Galatasaray Fenerbahçe, Fenerbahçe Galatasaray'ın hangisini söylerseniz o maçın günü. Genellikle biliyorsunuz dünya literatüründe hangi takımın sahasındaysa önce onun ismi söylenir. Yani bugünkü maç Fenerbahçe Galatasaray maçı. Ve işte diyoruz ki bu maç Fenerbahçe'ye de Galatasaray'a da mazilerine, tarihlerine, onurlarına yaraşır güzellikte bir futbol olsun, maç olsun her şeyden önce. Seyircileri de aynı örnek güzellikte bu maçı izlesinler. Ve hepsinden sonra biz de alkışlayalım. Neyi alkışlayalım? Hak edeni alkışlayalım. Ve ne yapalım? Kaybeden de desin ki bunu kaybettik. Önümüzdeki mevsime bakarız yahut gelecek maça bakarız desin. Valla uyutma sözü falan değil gençler şimdi siz. Halit Baba aldı mikrofonu elinde böyle böyle diyor. Böyle olursa Türk futbolu kazanır ve biz yarınlara daha güzel gözle birbirimizle kol kola girip sevişerek oyun oynayan insanlar oluruz.
Futbol bir aşk. Aşkımızı kirletmeyelim. Aşkımız bu gece doruğuna çıksın. Herkes desin ki ne harika maçtı, ne futboldu be de. Ne güzel, ne temiz oyundu desin. Galiba bunu bekliyoruz. Ne dersiniz? Çok kesinlikle. Güzel söylediniz. Ağzınıza sağlık. Evet. Nokta mı? Hayır. İki nokta üst üste dönüp bakacağız. Oraya hangi rakamları, hangi takımın hizasına yazacağız diye. Haftaya görüşünceye kadar. Her şey gönlümüzce olsun ve yüzümüz hep gülsün.